Borsa İstanbul piyasa analizini sunar. Piyasa Analiz programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Harika Ertunç. Hafta içi her akşam olduğu gibi saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde karşınızdayız. Öncelikle günün öne çıkan tüm gelişmelerini ve haberlerini sizlerle paylaşacağız. Hemen ardındansa kış aylarının gelmesiyle birlikte enerji için nasıl tasarruf önlemleri alınabilir uzman konuğumuzla konuşacağız. Kapatmaya hazırlanırken öne çıkan başlıklara bakalım. Maden faciası soruşturmasında iki maden mühendisi tutuklandı. Türkiye Taş Kurumu Kömürü Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim'de meydana gelen maden kazasına ilişkin Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim günü Perşembe gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Amasra Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 2. Kartiye'den sorumlu maden mühendisi Levent Aydın ve 1. Kartiye'den sorumlu maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı. Elektromekanik Şube Müdürü Mehmet Güneş ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişi sayısı böylece 6'ya yükseldi. İkinci başlığımıza bakalım buradan. Brezilya'da solcu lider Lula başkanlık seçimini kazandı. Brezilya'da dün yapılan başkanlık seçiminin ikinci turu solcu lider Lula'nın zaferiyle sonuçlandı. Eski metal işçisi ve sendika lideri Lula aşırı sağcı rakibi devlet başkanı Bolsonaro'yu yenerek üçüncü kez başkan seçildi. İlk sonuçlara göre Lula oyların %50.83'ünü aldı. 1 Ocak 2023'te görevi devralacak olan Lula en acil görevin açlığı bitirmek olduğunu söyledi. Halkın iyi yaşamak ve yeniden umuda sahip olmak istediğini kaydetti Lula. Amazon ormanlarındaki tahribata da son verileceğini vurguladı aynı zamanda. Lula, Brezilya halkı yeniden umuda sahip olmak istiyor. Halk silah değil, kitap istiyor. İyi yaşamak, iyi yemek, iş sahibi olmak ve eğitime erişmek istiyor diyerek görevdeki devlet başkanı Bolsonaro'nun bireysel silahlanma yanlısı politikalarına da çizgi çekmiş oldu. Latin Amerika solunun en önemli isimlerinden biri olan Lula, 2003-2011 yılları arasında iki dönem devlet başkanlığı yapmıştı. Başkanlığı istansında Latin Amerika'nın en büyük demokrasisi olan Brezilya'da yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikalarıyla da ön plana çıkmıştı. Evet, devam edelim buradan. Rusya'nın Karadeniz Anlaşması'nın askıya alınması buğday fiyatlarını yükseltti. Rusya'nın Karadeniz Anlaşması'nı askıya aldığını duyurmasının ardından Chicago Ticaret Borsası vadeli işlemlerinde buğday kontratlarının fiyatı %5'ten fazla artarak 8.7 dolara çıktı. Buğday fiyatları günün erken saatlerinde 8.9 dolara kadar yükselerek 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından sabah saat 9.25 itibariyle 8.7 dolar seviyesinde dengelendi. Mısır fiyatları da kile başına %2.2 artarak 6.96 dolara yükseldi. 9 milyon ton tahıl ve tohum yağı ürünlerinin ihracatının gerçekleştirilmesini sağlayan tahıl koridoru anlaşması, tahıl piyasasının sakinleşmesini ve küresel tarım ürünleri fiyatlarının da düşmesini sağlamıştı. Piyasalar şimdi Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in anlaşmayı kurtarma çabalarının işe yarayıp yaramayacağını görmeyi bekliyor. Rusya, Ukrayna'yı Kırım'ın Sivastopol kentinde bulunan Karadeniz Filosu karargahına saldırı düzenlemekle suçlayarak tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini duyurmuştu. Kremlin, hedef alınan gemilerin tahıl anlaşmasının denetlenmesinde görev aldığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya, Afrika, Orta Doğu, Güney Asya'da da kıtlık yaratmaya çalışıyor dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep
Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya alması ile ilgili, Rusya kendi açısından karar alsa da biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnsanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Evet, buradan Çin'e gidelim. Covid-19 vakaları nedeniyle karantina uygulayan şehir sayısı artıyor. Çin'de kış öncesi Covid-19 vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle kısmi karantina tedbirleri alan şehir ve eyaletlerin sayısı artıyor. Son tedbirler ekonomiyi de olumsuz etkilerken Apple şirketinin dünyadaki ve bu ülkedeki en büyük iPhone üretimini gerçekleştiren fabrikasında üretimin %30 düşeceği bildirildi. Şangay'daki Disneyland ise salgın tehdidi yüzünden kapılarını ziyaretçilere kapatma kararı aldı. Covid-19 salgınına karşı başından bu yana sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden Çin'de pazar günü vaka sayısı 3000'e yaklaştı. Yerel yönetimden yapılan açıklamada Çin'in 3. büyük şehri olan metropolde yüksek riskli 45, orta riskli 79 bölgede tam ve kısmi kapanma uygulandığı bildirildi. Buradan devam edelim bir diğer başlığımıza. Beyoğlu'nda 212 yıllık Lebon Pastanesi kapandı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 212 yıldır faaliyet gösteren Lebon Pastanesi, cumartesi günü kapandı. Mülk sahibi Karagözyan Vakfı aylık olarak 42.500 lira olan kira bedelini 10.000 dolara çıkarmıştı. Pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, bu pastane Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi. Temennim markanın devam etmesiydi ama olmadı. Başka yere taşınmam için 10 milyon lira lazım dedi. Haberlerimizle devam edelim şimdi. Çin Ulusal İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim ayında beklentilerden hızlı geriledi. Endeks katı Covid kısıtlamaları ve küresel talepteki gerilemenin etkisiyle 49.2 puana inerek Covid kapanmalarının yoğunlaştığı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Çin Ulusal İmalat PMI Ekim ayında beklentilerden hızlı geriledi. Endeks, katı Covid kısıtlamaları ve küresel talepteki gerilemenin etkisiyle 49.2 puana inerek Covid kapanmalarının yoğunlaştığı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bir öncesinde endeksin 50.1 puandan 50 puana gerilemesi bekleniyordu. Uzmanlar sıfır Covid politikasının ekonomiyi 2023'e yaklaşırken de zorlamaya devam edeceği görüşünde birleşiyor. Girdi maliyeti 53.3 puana çıkarak Mayıs ayından beri en hızlı artışını kaydederken çıktı ücretleri 48.7 ile nispeten yumuşak bir artış kaydetti. Aynı ayda imalat dışı PMI'da 50.6'dan 48.7 puana hızlı gerileyerek Mayıs ayında hizmet sektöründeki Covid önlemlerine bağlı daralmadan sonra görülen ilk daralma olarak kayıtlara geçti. Bir öncesinde endeksin 50.6 puandan 50.5 puana gerilemesi öngörülüyordu. Öte yandan istihdamda gerileme hızlanırken teslimat sürelerinde uzama son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Goldman Sachs ekonomistleri ABD Merkez Bankası Fed'in politika faizinin 2023 yılı ilk çeyreğinde öngörülenin üzerinde %5'e ulaşabileceğini tahmin etti. Goldman Sachs ekonomistleri ABD Merkez Bankası Fed'in politika faizinin 2023 yılı ilk çeyreğinde öngörülenin üzerinde %5'e ulaşabileceğini tahmin etti. Konuya ilişkin rapora göre Fed'in Kasım ayındaki toplantısında 75 bas puanlık bir artışın ardından Aralık ayında 50 bas puan, Şubat ve Mart aylarındaysa 25'er bas puanlık artışlar öngörülüyor. Mevcut öngörü ise halen %3 ila 3.25 aralığında olan politika faizinin nötr seviye olarak adlandırılan %4.50 ila 4.75 civarında tavan yapması yönünde ağırlık kazanıyor. Goldman ekonomistleri yüksek enflasyon ve artan gelirle parasal sıkılaştırma sona ererken duyulacak ekonomiyi soğutma ihtiyacı ve finansal koşulları erken gevşetme riskinden kaçınmak için Şubat ayından sonra da faiz artırımı beklediklerini kaydetti. Fed'in 1-2 Kasım 2022'de yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında ard arda dördüncü kez
75 bas puan faiz artırması beklenirken, son dönemde artan resesyon endişeleri nedeniyle Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatabileceği yönünde tahminler yapılıyor. ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı geçen hafta Fed guvernörlerine hitaben yazdığı mektupta, enflasyonla mücadele kadar alınacak kararın Fed'in tam istihdamı sağlama görevini de göz önünde bulundurarak alınması gerektiğini vurguladı. Söz konusu mektup yaklaşan seçimler öncesinde açık bir dille olmasa da dolaylı olarak faiz arttırımlarının yavaşlatılması talebi olarak yorumlandı. Fed yetkilileri ise önceliğin enflasyonun dizginlenmesi olduğunu belirterek bu kapsamda bir miktar istihdam kaybının yaşanmasını kaçınılmaz bir sonuç olarak nitelendiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Şahin yöneticilerinden Glasnost, bankanın bir sonraki hamlesinin 50 ile 75 bas puan arasında bir artış olacağını işaret etti. Avrupa Merkez Bankası üst üste iki toplantıda 75'er bas puanlık faiz artışı kararı alırken, bankanın Şahin yöneticilerinden Glasnost'a göre bir sonraki toplantıda da 75 bas puanlık artış masada. ECB Yönetim Konseyi üyesi Glasnost, pazar günü bir televizyon kanalına verdiği söyleşide ECB'nin bir sonraki hamlesinin 50 ila 75 bas puan arasında bir artış olabileceğini açıkladı. Nat bir sonraki toplantıda da önemli düzeyde bir adım atacaklarını belirtti ve ECB'nin enflasyonla mücadelesi konusunda henüz devre arasına bile gelmedik ifadelerine yer verdi. Ayrıca ECB'nin önümüzdeki yılda da para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği mesajını verdi. Son toplantıda ECB faizleri 75 bas puan artışla 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Avrupa Merkez Bankası'nın son politika kararlarını açıklamasının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Lagarde, bu yılın geri kalanında ve gelecek yılın başında daha fazla zayıflama bekliyoruz dedi. Euro bölgesinde enflasyon Ekim ayında tahminleri aşarak %10.7 ile rekor seviyeye yükselirken 3. çeyrekteki büyüme yıllık %2.1'e geriledi. Euro bölgesinde enflasyon Ekim ayında tahminleri aşarak %10.7 ile rekor seviyeye yükselirken 3. çeyrekte büyüme beklentilere paralel yıllık %4.1'den %2.1'e gerileyerek 2021 ikinci çeyreğinden beri en zayıf büyüme rakamına ulaştı. Veri öncesinde enflasyonun %9.9'dan %10.2 yükselmesi bekleniyordu. Enflasyonda en önemli etken %40.9 artan enerji fiyatları olmaya devam ederken onu %13.1 ile gıda, alkol ve tütün ile %6 artan enerji dışı endüstriyel mallar takip etti. TÜFE önceki aya göre de %1.5 artarak %1.3 olan artış beklentisinin üzerine çıkarken son 7 ayında en yüksek aylık artışını kaydetti. Euro bölgesinde çeyreklik bazda büyüme ise beklentilere paralel %0.8'den %0.2'ye geriledi. Yüksek seyreden enerji fiyatları ve tarihi rekor seviyelerde seyreden enflasyon nedeniyle ECB'nin agresif faiz artırımları sonrasına gelen veriler Euro bölgesi ekonomisine daralma yaşandığına işaret etti. Enerji, gıda, alkol ve tütün fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyonda Eylül ayında tahminleri aşarak %4.8'den %5'le yeni rekor seviyeye yükseldi. Veri öncesinde beklenti çekirdek enflasyonun %4.9 yükselmesi yönünde ağırlık kazanıyordu. Japonya'da tüketici güveni 21 ayın en düşük seviyesine geldi. Japonya'da hane halkının ekonomiye bakışı olumsuz yönde eğilim gösterdi ve tüketici güven endeksi 21 ayın en düşük seviyesine geldi. Japonya kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre bir önceki ay 30,8 olan mevsimsel tüketici güven endeksi Ekim ayında 29,9 puana geriledi. Böylece 2021 yılı Ocak ayında görülen 29,6 seviyesinden sonra en düşük rakama gelindi. Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerini yansıtan endeks 1,7 puan düşüşle 27,3 puana indi. Gelir artışı endeksi 0,1 puan düşüşle 35,3 puan, istihdam endeksi 1,1 düşüşle 34,3 puan ve dayanıklı mal alma isteği endeksi 0,7 puan düşüşle 22,3 puan olarak gerçekleşti. Anket 8400 hane halkı ile gerçekleştirildi. Ankete katılanların yanıtlama oranı %77,3 oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye 250 milyar dolar ihracat yapma hedefini inşallah bu yıl gerçekleştirmiş olacak. Dış ticaretinde 550 milyar dolara hatta daha da yukarısına yaklaşmış bir ülke dedi.
Bir dizi ziyaret için Bingöl'e giden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kentteki ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Konuşmasında Türkiye'nin gıda veya başka bir ürüne ulaşamama durumunun olmadığını, arz güvenliğini sağlamış bir ülke olduğunu belirten Muş, son dönemlerde enflasyonda bir artış olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin etrafındaki çembere bakın, yaşanan gelişmelere, yaşanan olumsuzluklara, İstikrarsızlıklara rağmen büyümesini sürdürmeyi başarmış bir ülke dedi. Bakan Muş ayrıca konuşmasında Türkiye'nin 250 milyar dolar ihracat hedefini bu yıl yakalayabileceğine değinerek sözlerine şöyle devam etti. Dış ticaretinde 550 milyar dolara hatta daha yukarısına yaklaşmış bir ülke. Nereden baksanız bu ülkenin değerli arkadaşlar 100 milyar dolara yakın hizmet ihracatı var. Biz hep mal ihracatından bahsediyoruz ama bir de 100 milyar dolar civarında hizmet ihracatı var bu ülkenin. Yani mal ve hizmet ihracatı aslında 350 milyar dolarlara yaklaşmış bir ülke. Evet, stüdyomuzda DAEK'in Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran'ı ağırlıyoruz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk Erkan'ım. Aslında kış mevsimi biraz yüzünü göstermekte sanırım gecikti mi? Geride kaldı yani, normalde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor şu an havalar. Hatta öyle ki Avrupa bölgesinde de enerji krizi arttı ama biraz daha mevsim normallerinin üzerinde olması hava sıcaklıklarının sanırım bu enerji kriziyle ilgili biraz daha zaman da kazandırdı Avrupa ülkelerine. Biz isterseniz önce yurt içinden başlayalım. Tabii. Sonra yavaş yavaş küresel pazarlara doğru da bakacağız. Orada da çok önemli gelişmeler ve değişkenler var çünkü. Şu an baktığımızda nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz yurt içindeki mevcut seviyeleri enerji açısından baktığımızda? Yani çok böyle bizim üzerimizde tehdit olan bir şey görünmüyor ama kış aylarını bekleyeceğiz elbette. Tabii ki. Az önce tabii Fatih Bey bir önceki programınızda uzun uzun anlattı bunun etkilerini, fosil yakıtın etkilerini, durumunu. Tabii biz Türkiye olarak şu anda şanslı ülkelerden biriyiz. Hani Avrupa'da bu doğalgaz krizinin olduğu ortamda. Tabii bizim sanayimiz, ev kullanımı, ısınma pek çok alanda doğalgaz kullanıyoruz. Ve bu konuda da her ne kadar şanslıyız desek de tabii maliyeti yüksek bir enerjiden bahsediyoruz. Hem maddi olarak maliyeti yüksek hem de doğaya olan etkilerinden dolayı, saldığı karbon etkisinden dolayı da maliyeti yüksek bir enerji şekli bu tabii. Dolayısıyla şu anda kısa vadede Türkiye için önemli bir risk gözükmüyor olsa da dediğim gibi orta vadede mali, uzun vadede çevresel etkisi yüksek. Tabii bu anlamda hem bireysel olarak alınacak önlemler önemli olarak öne çıkıyor. Kurumsal bazda ve hükümet politikaları bağlamında da alınacak birçok önlem ön plana çıkıyor. Ama biz isterseniz önce bireysel olarak nasıl önlemler alınabilir buna bakalım. Çünkü ne zaman kış ayları yaklaşsa sektör temsilcileri ve uzmanlar mutlaka kombi bakımının yapılması gerektiğini, çeşitli ısı yalıtım önlemlerinin alınması gerektiğini sürekli vurguluyorlar. Neler yapılabilir biraz daha böyle ısı tasarrufunu sağlayabilmek için kış aylarında? Aslında gerçekten yani üçte bir oranında neredeyse en az üçte bir oranında enerji tasarrufunu sağlamak düşündüğümüz kadar zor değil. Çok da kolay yöntemleri var. Hani bir önce çok söylenen radyatörlerin önünü kapatma, camlara yalıtım yaptır vesaire gibi konuların dışındaki bu artık herkesin bildiği konular. Çok evet. Buraya girmek istemiyorum bunun ötesinde. Çok basit başka kurallar var. Şimdi biz tabii Türk halkı olarak bizim alışkanlıklarımız belki birazcık doğru bilinen yanlışlar diyeyim. 24 derece sıcaklık, minimum 24 derece olmak zorunda, sıcak olmak zorunda gibi kurallarımız var. Daha doğrusu alışkanlıklarımız var. Ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki buna 21 derece aslında en ideal ortam. Hatta uyku için 16 ile 19 evet. derece arası en sağlıklı ortam diyor. Şimdi öncelikle bir Dünya Sağlık Örgütü'nü dinlemek lazım. Yani bir önce oradan başlamak lazım. İkincisi az önce sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi her bir bakımı yapılmış ürün enerji tasarrufunu sağlayacaktır. Bu otomotivde de aynı, kombide de aynı, diğer kullandığımız her bir cihazda aynı. Yetkili servislerin kış öncesi ürünlerin bakımının yapılması, radyatörlerin, havaların alınması, mümkünse oda termostatı kullanılması gibi koşullar gerçekten bu tasarruf oranını artıracaktır. Bunun dışında gene bir takım doğru bilinen yanlışlar var. Ne gibi? Seyahate çıkıyorum, işte 29 Ekim tatile çıktım, kombiyi kapattım. Bunlar
hani insanların aklında tasarruf gibi gözükse de aslında o evi tekrar, o duvarları tekrar ısıtmak için harcayacağımız enerji her şekilde daha fazla oluyor. Evet, aslında arabanın kontağını kapatıp açmak istemezsiniz hani duran, onun gibi bir şey bu değil mi? Aynen öyle. Çünkü hatta biraz daha ötesi bile. Çünkü bir kere ısıyı kaybettikten sonra ısıyı yeniden kazanmak çok hem vakit alan hem masraflı hem de sağlıksız bir şey. Yani eve giriyorsunuz, soğuk, ısınması için evin fazlasıyla enerji harcamaya başlıyorsunuz. Bir yandan soğuk oldu, bir yandan sıcak oldu. İşte ortam sıcakken duvarlar bu ısıyı, beton bu ısıyı emmeye başlıyor diye başladığında hani gerçekten hem de sağlıksız. Şu anda hani salgının çok olduğu grip ortamını da oluşturuyor aynı zamanda. Dolayısıyla minimum derecede çalıştırıp evi sıcak tutmak, yani evin ısısını kaybettirmeyecek hale getirmek bu konudaki en doğru çözüm olarak önümüzde duruyor. Evet. Biraz bu alışkanlıkları edinmemiz gerekiyor. Bizim aslında sanki böyle genele, toplumun geneline baktığımızda çok ürünlerin uzun ömürlü olabilmesi için onlara bakım yaptırmak vesaire gibi özelliklerimiz de yok. Yani toplumsal açıdan böyle bir özelliğimiz yok. Halbuki sahip olduğumuz bir işte kombi olsun örneğin, bozulduğunda bize çok daha büyük maliyetle geri dönüyor. Halbuki periyodik bakımları yapıldığında ufak ufak ama uzun vadeli kullanabiliyoruz onu bir şekilde. Burada maliyetler nasıl Tuncer Bey? Yani bir kombi bakımı yaptırmak aile bütçesini sarsacak bir şey mi, yoksa kar zarar hesabı olarak baktığımızda nasıl görünüyor? Bir kombi bakımını yaptırmak daha tabii ki evin bulunduğu bölgedeki iklime göre bazen bir ayda bazen iki ayda maliyetini çıkartan ve kesinlikle kullanıcıyı kâra geçirten bir durum. Hani maddi olarak kârın dışında az önce de bahsettiğim gibi bir taraftan da çevre kirliliği ve ülke ekonomisi için de bu anlamda katkıya geçiren bir durum. Biz bakım yapmanın ötesinde Türk alışkanlıkları bazen kitapçıkları bile okumamak üzerinde. Evet, hani milyonluk bir araba alıp özelliklerini bilmeden veya hani, bolca bahsediyoruz. Akıllı telefonların maliyetlerinden bahsediyoruz. O kadar büyük paralar verip 20, 30, 40 bin liralar verip özelliklerini bilmiyor olmak milli sporumuz diyebilirim. Yani bizim Japonlarda olmayan bir şey tabii bu. O aldığımız faydayı da azaltıyor. Yani tam olarak fonksiyonlarını vesaire bilsek ve ona göre kullansak fayda maksimizasyonu da sağlayacağız belki. Kesinlikle. Mesela çok basit, az önce değinemedim. Çok basit başka bir madde. Şimdi kombilerin içinde su var, basınçlı su. Bunu 1,5 ila 2 bar arasında tutmak gene ürünün sarfiyatını azaltan bir etken. Ve bunların hepsi aslında kullanma kılavuzlarında yazıyor. Bunların hepsi sadece yazmıyor. Artık internet ortamında pek çok şirketin, yani her şirketin internet ortamında yayınladığı ve çok kolay ulaşılabilecek bilgiler. Hani biraz araştırmamızda fayda var ama araştırılmadığında da gene sizlerin, sizin gibi sorumlu yayıncıların en azından bu konuya değinmesi ev ekonomilerine katkıda bulunacaktır. Evet, ara ara bunları hatırlatmamız gerekiyor. İşte hele ki bu kış aylarında başı gelmişken, hala hiçbir şey için geç değilken bunları biraz böyle gündeme getirip aile ekonomilerine de söylediğiniz gibi katkı sağlamamız gerekiyor. Şimdi özellikle Ukrayna-Rusya savaşından önce, hatta biraz daha geriye gidersek pandemiden önce ülkeler politikalarını biraz daha yeşil alana çevirmişlerdi. Daha sürdürülebilir enerji teknolojilerine yöneldikleri bir durum vardı. Hatta biz de buna bağlı olarak şirketlerin de iç politikalarını ve üretimlerini bu cepheye doğru yönlendirdiklerini gördük. Ama bununla birlikte Ukrayna-Rusya savaşı ile başlayan süreçte biraz bunları aldı rafa kaldırdı gibi bir durum oldu. Çünkü bir acil durum ortamı var. Bu acil durum ortamında hayır, politikalarımıza bağlı kalacağız, gerekirse soğuktan donacağız gibi bir şey de söz konusu olamayacağı için ilk etapta elimizin altında en kolay, en hızlı ne varsa ona yöneldiler, üretimi sürdürebilmek için ve ısınabilmek için. Ne kaybettik sizce politikaları ucu açık bir süre terk ederek? Yani aslında kolay olan karar hemen politikaları terk etmek. Şimdi tabii benim temsil ettiğim kurum, şu anda yöneticisi olduğum kurum, Türk alışkanlıklarının çok dışında işleyen bir kurum. Bir Japon şirketi, evet. %100 Japon şirketi. Japonlar buna nasıl bakıyor? Japonlar kısa vadeli konulara bakıyorlar ama
sonuçtaki hani o ari hedef, koymuş oldukları sonuçtaki o uzun vadeli hedefin arkasından koşma tarafında gidiyorlar. Şimdi her ne olursa olsun biz daha bu pandeminin hemen başlangıcından sonra 2021 yılında sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Türkiye'de de yani dünyada önce DAEK'in sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. 2050'de sıfır karbon hedefiyle çıktı yola. Aynı şekilde hemen globaldeki raporla beraber biz Türkiye'de bu raporları yayınladık. Tabii bu rapor yayınlamak değil, rapor yayınlamak demek aslında bir taahhüt ortaya koymak. Kısa vadede evet, geçici çözümlerle günü kurtarmak adına belli enerji politikalarında biraz en doğru olmayan kararı alabiliyoruz ama esas hedeften de vazgeçmiyor olmak lazım. Yani evet, ekonomide biraz zorlanabiliriz ama bu bizim gene uzun vadeli yatırımımızı engellemedi. Şu anda fabrikalarımızın bütün, DAEK'in Türkiye fabrikasının bütün çatısı güneş enerji sistemleriyle kaplı. Biz atık sularımızı dönüştürüyoruz. Kullandığımız ürünlerde, piyasaya sunduğumuz ürünlerde maksimum karbon ayak izi bırakacak ürünleri sunuyoruz. Hatta globalde temsil ettiğim kurum DAEK'in, globalde küresel ısınma endeksi GWP endeksinde 3'te 1'e indiren, yani küresel ısınma etkisini 3'te 1'e indiren bir akışkan gaz icat etti. Klimalarda kullanmayı patentledi. Patenti ücretsiz olarak bütün rakipleriyle paylaştı. Dolayısıyla hani bazen ekonomi, kısa vadeli şirket ekonomileri veya ülke ekonomileri uzun vadenin önünü de kesmemeli diye düşünüyorum evet. Bir yandan. DAEK'in sürdürülebilirlik raporundan bahsettiniz. Biraz onun detaylarına bakalım mı? Neler paylaşılıyor bu raporda? Ne gibi tespitleriniz, öngörüleriniz var? Yani aslında tabii sürdürülebilirlik raporu deyince genelde sadece doğa, çevre gibi algılanıyor. Fakat bizim sürdürülebilirlik raporumuzda doğa ve çevreye olan katkı ve saygının ötesinde toplumsal katkı da çok kuvvetli. Ne anlatmak istiyorum? Sadece karbon nötr olmak değil, en verimli fabrikayı aynı zamanda işletiyor olmak, en çok tercih edilen şirket olmak, en çok çalışılmak istenen şirket olmak veya bunun ötesinde kadın erkek eşitliği tarafı çok bizim, yani samimiyetle çok özen gösterdiğimiz yönetici bir konu. Yönetici ağırlığınız ne kadar kadın? Şimdi yönetici ağırlığımızın hedefimiz %50'ye ulaşmak. Şu anda %30'lardayız ama daha önemli bir şey söyleyeceğim. Bence daha önemli. Yönetici kadın sayısı giderek artıyor. Evet. Bunun artması için iki yol var. Bir, geleceğin yöneticilerini oluşturmak için Nisan'da başladığımız bir Global Trainee programımız var. Tamamen kadınlardan oluşan program. Yani burada eğitimlerini gerekli Global Trainee eğitimine başlıyoruz. Yurt dışına gönderiyoruz ve şu anda daha önceki Global Trainee programlarımızdan DAEK'in Avrupa'da ve dünyanın pek çok yerinde çok yönetici arkadaşımız var. Mesela bu seneki başladığımız, gene raporumuzda yayınladığımız, daha doğrusu deklare ettiğimiz projede tamamen kız öğrencilerin başladığı bir program. Mavi yakalarda, yani fabrika ortamı erkek egemen ortamdır. Evet. %40'a yaklaştı kadın çalışan oranımız ve hedefimiz %50. Yani gene eşitliği sağlamak. Aslında eşitliği sağlamak diyorum, bazen kadınların yetenekleri karşısında erkeklerin eşitliği sağlaması gerekiyor. Çok basit bir örnek. Eşit mesela, olsak eşit olmayız gibi bir şey çıkıyor aslında. Yani şu anlamda söyleyeyim. Mesela en ince işlerde mavi, yani bizim 1700 çalışanımız var fabrikada. Şimdi o 1700 mavi yaka arkadaşımızın içinde her sene yapılan DAEK'in olimpiyatlarındaki en başarılı arkadaşlarımız, kadın çalışanlarımız. Her sene DAEK'in olimpiyatları yapılır. Mesela kaynak kategorisinde Avrupa'nın birinci, ikinci ve altıncısı Türk. Ne güzel. Ve kadınlar. Evet. Direkt hata erkekleri akla getiren bir alan olmasına rağmen. Ama tabii kaynak çok erkekleri akla getirse de ince iş. Evet. Ve o hanımların, doğanın gereği sizlerde daha
kuvvetli. Evet, kuvvetli zamanla yönümüz değişmiş gibi aslında ama yeniden sanki onu özüne döndürerek ortaya çıkarıyoruz gibi. Tabii bunlarla birlikte sizden bağımsız olarak söylüyorum elbette bunu. Yani iş hayatında kadınların biraz daha konforlu çalışabilmeleri için en azından konfordan kastım şu bile olabilir. Yani eşit işe eşit ücret biliyorsunuz çok fazla konuşulan konular. Tekrar söyleyeyim yani sizden bağımsız olarak söylüyorum ama Türkiye'de iş dünyası açısından bu konuda alınması gereken çok yol var daha. Diye evet, biz de notumuzu düşmüş olalım. Yok çok var ama şunu hani gururla söyleyebilirim. O anlamda çok hani pozitif ayrımcılığı çok yapan çok kuvvetli bir şirketiz. Yani bizde çocuklu annelerin anaokuluyla ilgili destek de vardır. Herhangi bir yani her türlü yol açıktır. Eğer şartlar eşitse %51 kadın ağırlıklı tercih yapılır. Yani en azından eşit olmamız gerekiyor. Yani sayı olarak da yetenek olarak da her konuda. Evet, umarım sizin gibi hani buna özen gösteren şirketlerin de ağırlığı artar sektörde. Bunun peki raporlamalarda baktığınızda şirket içi verimliliği artırmada etkilerini görüyor musunuz? Yani bu tarz politikalar yürütmenizin etkilerini görüyor musunuz? Çok görüyoruz. Aslında şirket içine gelmeden az önce atladığım bir şey hemen ekleyeyim. Buyurun. Şimdi sadece şirket içinde kadın istihdamına çalışmıyoruz. Bizim Sakura Kadın Girişimci projemiz vardı. Sakura işte hani Japonya'daki bir çiçek isminden evet, gelen bir isimle. Bizim şu anda hali hazırda 16 tane kadın girişimcimiz bayi olarak desteklendi. Ve hali hazırda hani Türkiye iklimlendirme sektörüne çok kuvvetli hizmet veriyor. Bu çok yapılan bir şey. Yani başka firmalar da yaptı bizden sonra. Çok kuvvetli firmalar, kadın girişimci, kadın bayi projeleri yaptılar. Fakat hiç aklınıza gelir miydi bilmiyorum ya da izleyicilerimizin aklına gelir mi çok bilmiyorum ama evinize klima montajı yaptırdığınızda veya bir ürün klima kombi bakımı yaptırmak için yetkili servise çağırdığınızda kadın teknisyen geleceği. Şimdi Sakura Kadın Teknisyenler projemiz var ve şu anda 40'ın üzerinde kadın teknisyen eğittik ve servislerde çalışıyor. Bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Bir kısmı maalesef evlendikten sonra Türkiye gerçekleri gereği işinden ayrılanlarımız var. Bir kısmı da servis açtı. Yani bizim kadın bayimiz, kadın girişimcimiz, kadın servisimiz, kadın teknisyenimiz çok fazlaca var. Şirket içine gelince dediğim gibi hani kadın veya erkek olmaktan ziyade yetkinlik evet, olarak bakıyoruz. Eşit yetkinliklerde de kadına yani %1 de olsa bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Peki, yani yansımalarını da özellikle sordum. Hatta ilham versin diğer şirketlere ve bunu da düşünen kuruluşlara diye. İsterseniz biraz Avrupa'daki enerji krizine doğru da uzanalım. Daikin Türkiye'nin o tarafla ilişkili olarak baktığınızda oradaki dinamiklerin değişmesi burası için ne ifade ediyor? Şimdi bir kere Avrupa'daki enerji krizi hani aslında şuradan başlayayım. Bu fosil yakıtların kullanılmaması adına Avrupa'da ciddi bir girişim var. Biz de hani Türkiye'de biz kombi üretiyoruz, kombi satıyoruz. Özellikle Rusya bölgesine, bu CIS dediğimiz bağımsız devletler topluluğu bölgesine çok satıyoruz. Rakiplerimiz keza aynı şekilde ama Avrupa'da giderek fosil yakıtlı ürünler azalmakta. Evet. Ve ısı pompası denilen başka bir teknolojiyle ısınma çok kuvvetli. Devletler buna, Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri buna kompanse ediyorlar. Belli katkılarda bulunuyorlar kullanıcılara ve bu ürünün mucidi gene Daikin. Şimdi buradan bakmaya başladığımızda bu Avrupa etkisinden biz de çok faydalanır hale geldik. Biz giderek Avrupa'daki pek çok üretim bandını Türkiye'ye taşımaya başladık. Daha bu sene VRV dediğimiz merkezi sistem klima hatlarını Çek Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye taşıdık. Yani ihracatımızı 100 milyon euro daha artıracak bir seviyeye geldik. Isı pompası için gene keza aynı şekilde belli yatırım planlamaları var. Avrupa'da bu yeni ve
enerji sarfiyatı düşük, temiz enerjili, yeşil enerjili ürünler yaygınlaştıkça az önce gene diğer programımızda bahsettiğiniz üzere ve Çin'deki bu krizler de devam ettiği sürece biz çok ciddi yatırım almaya devam ediyoruz. Biz fabrikamızın bulunduğu metrekare kadar bir metrekare alanı satın aldık daha yeni. Yani Türkiye öne mi çıkıyor böyle bir süreçte? Krizi fırsat olarak değerlendirebilen bir ülke pozisyonunda diyebilir miyiz bu durumda? Son derece öne çıkıyoruz biz en azından. Hani hem biz Daikin olarak kendi Daikin dünyamızda çok öne çıkar bir hale geldik. Avrupa ve Middle East, Orta Doğu tarafındaki tedarikler adına. Hem de diğer sektörleri de takip ettiğimde aynı şeyi görüyorum neticede. Hem artık Çin'deki bu navlun krizleri, siyasi krizler, ne zaman kapatacağı belli olmayan bir ülke, bu globalleşmenin bazı siyasi etkileri bir araya geldiğinde Türkiye bu anlamda çok ciddi bir avantajla öne çıkıyor gerçekten. Evet, yurt içinde de şimdi baktığımızda aslında üretici fiyat endeksi %150 seviyelerinde olduğu için belli noktalardaki avantajlarımızı biraz azaltıyor olabilir. Bununla birlikte yine Avrupa bölgesindeki krize baktığımızda Euro-Dolar paritesini yakından takip ediyoruz. Daha fazla avantaj elde edebilecekken böyle bir süreçte bunlar biraz bu avantajı azaltan kısımlar. Çin gibi bir ekonominin de bu kadar sıkı önlemlerle sürekli kapanması, rotanın Türkiye'ye çevrilmesi de avantaj. Biz şu an baktığımızda peki orta vadede saydım birkaç tane dezavantaj, birkaç tane avantajı. Böyle bunları bir teraziye koysak nasıl görünüyor o terazi bir iki adım geriden bakınca? Yani Türkiye'nin avantajı ciddi artıyor. Yani bir kere hani Avrupa'ya yapılan ticareti düşünürsek Euro-Dolar paritesinin hani 1.20'lerden artık hani Euro'nun %20 fazla olduğu ortamdan Euro'nun aşağı düştüğü ortama döndüğünüzde Türkiye'de yapılan üretim ve Çin'den gelen her ürününde dolar ile fiyatlandığını düşünürseniz evet. Bir kere çok daha avantajlı hale doğru geliyoruz. Kaldı ki bahsettiğiniz gibi mesafeler ve navlunlar bu nakliye masrafların konusunda da çok ciddi avantajımız var. Ha şunu da unutmamak lazım. Bizim üretim kalitemiz sadece hani Daikin fabrikasında çok çok iyi. Yani çok bilinen ve çok takdir edilen bir üretim kalitesi bizim fabrikamızın kalitesi ama Türkiye'deki pek çok şirkette de aynı şey olduğunu düşünüyorum. Yani sadece bize özel olmadığını düşünüyorum. Bunun Türkiye'nin toplamda üretim kalitesinin de hani Çin'le zaten çok kıyaslamak istemem ama pek çok anlamda evet. Çok ön planda olduğunu düşünüyorum. Az önce Rusya'ya yönelik çok fazla satış vardı demiştiniz. Şu anki duruma baktığımızda ne kadar değişti? Şimdi biz tabii global bir şirket olduğumuz için Rusya'ya olan satışı tamamen durdurduk. Ama tabii sadece Rusya değil o bölge. Bizim Özbekistan mesela çok kuvvetli pazarımız. Gene kombide pazar lideri olduğumuz bir bölge. Gürcistan çok kuvvetli pazarımız. Ukrayna çok kuvvetli pazarımızdı. Yeniden kuvvetlenecek inşallah o günleri bekliyoruz. Gene Kazakistan, Kırgızistan yani sadece aslında Rusya değil. Rusya'ya bir ticaret yapmıyoruz şu an. Ama tabii ekonomik dengeler geri döner ise bu ticarette devam edecektir. Evet. Yine rapordan şunu sormak istiyorum. Küresel iklim değişikliğine ilişkin başlıklarda yer alıyor mu bu raporda baktığımızda? Kesinlikle. Dediğim gibi yani Daikin'in zaten genel vizyonu içinde bu var. Aldığı patenti ücretsiz olarak rakiplerini açabilen bir firma ne dediğim gibi. Bu? Yani bu ne anlama geliyor? Yani az önce bahsettiğim gibi klimalar mesela çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse klimaların kullandığı bir gaz var. R410 isminde bir gaz var idi. Sonra Daikin Arge çalışmaları yaptı ve küresel ısınmayı 2/3 oranında azaltan başka bir gazı klimada kullanmayı başardı. Şimdi normal şartlarda hani bir Japon şirketi değilseniz veya işe biraz daha maddi bakıyorsanız bunu rekabet avantajı olarak görüp patentini de alıp kimseye de paylaşmayıp hani satıyor olmanız lazım. Evet. Şimdi öyle bir şey oldu ki dünyaya yapılması gereken katkı gereği rakiplerle paylaştı.
kolektif fayda adına, evet, aslında. Kolektif yani fayda burada adına. Mali getiriyi kolektif faydanın gerisine çekmiş gibi bir durum oluşmuş. Bu da inanın Japonlar dışında benim iş hayatımdaki üçüncü şirket. Birisi bir Avrupa ve Fransız şirketiydi. Birisi Amerikan şirketti. Hani Japonlar dışında görebileceğimi çok düşünmediğim bir yaklaşım diyebilirim açıkçası. Kültürel olarak etkiler sanki böyle o şirket kültürü haline de geliyor değil mi zamanla? Geliyor. Yani, evet. Diyorum ya, yatırımı kaç yılda çıkartırız diye hesaplamadan biz fabrikamıza güneş enerjisi panellerini kurduk. Ya da hiç reklamını yapmadık ama sattığımız her ürün için biz bir ağaç dikiyoruz. Çünkü evet. 2050 sıfır karbon diyorsak bir de offset hedefimiz var. Yani bizi izleyenlerimizin için... belki daha böyle şey ilgi alanları tabiriyle hedge mekanizması gibi bir şey aslında. Aynen. Öyle ve bunu da reklam amaçlı değil aslında sosyal sorumluluğumuz gereği yapıyoruz. Hani herhangi bir yerde duyduğunuzda çok zannetmiyorum çünkü bir reklamını yapmadık bugüne kadar. Peki klimalar da şimdi geçtik, yaz aylarını aslında geride bıraktık. Bu tarz yüksek teknoloji ürünlerine nasıl entegre edilebilir? Daha temiz enerjiler, sürdürülebilir enerjiler. Yani burada kullanılan, az önce bir gazdan bahsetmiştiniz, evet, ısı pompasından bahsetmiştiniz. Böyle mi daha efektif bir şekilde biz buradan sonuç alabiliriz? Şimdi tabii ev kullanıcılarına baktığımızda burada da önemli olan gene doğru ürünü seçmek ve gene doğru şekilde kullanmak. Aynı kombide olduğu gibi Türk alışkanlığı, önce hep beraber bir terliyoruz, sonra maksimum seviyede ürünü çalıştırıyoruz. Eğer hala ondan sonra diyoruz ki klima çarptı. Hani klima çarpmaz, yanlış kullanım çarpar diyebilirim o anlamda. Dolayısıyla hem hasta oluyoruz hem enerji sarfiyatımız çok artıyor. Yani her şeyin dengesi çok kıymetli ve doğru ürünü kullanmak kıymetli. Hani bazı küçük teknolojiler var. Ne gibi? Mesela bir grup ürünümüzde akıllı göz var. Ne anlama geliyor? Odada belli bir süre bir hareket hissetmediği anda ürün standby'a geçiyor. Sadece ortamdaki soğuğu koruyacak kadar, hani minimum düzeyde çalışıyor. İçeri girdiniz veya kediniz içeri girdi. Bir hareket oluşturdu. Tekrar çalışmaya başlıyor. Çok yani basit. Her odadan karşısında çıkışta kapatmayız biz ama evet, makine kendini standby alabiliyor. Evet, yavaş yavaş aslında tüm ev aletlerinde bu akıllı teknolojilere doğru da geçişler söz konusu oldu. İsterseniz biraz işin şu kısmına da değinelim. Üretici de olduğunuz için önemli olduğunu düşünüyorum. Ham madde fiyatlarında da çok volatil hareketler görüyoruz biz. Aslında hani böyle ne doğrusal bir şekilde artış görebiliyoruz ki siz çok daha iyi biliyorsunuz. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Burada öngörülebilirlik aslında daha önemli. Yani sürekli artacağını bilmek mi, yoksa sürekli dalgalı ve o dalganın derinliğinin ne olduğunu bilmediğimiz bir düzlemde hareket etmesi mi? Belki sürekli artacağını bilmek maliyetleri de fiyatlara yansıtabilmeniz açısından daha tercih edilebilir bile olabilecek bir süreçten geçiyoruz. Nasıl görüyorsunuz ham madde fiyatlarındaki bu volatil hareketi? Yani kesinlikle haklısınız. Çünkü bir şeyin tahmin edilemez olması gerçekten planlama yapmayı çok zorlaştırıyor. Şimdi biz bir yandan hani şunu söylüyorum, 2050 hedefimiz var. İşte 5 yıllık hedeflerle ilerliyoruz bir Japon şirketi olarak diyorum ama bir yandan da bazen bir ay sonrayı, bir ay sonraki ürünün maliyetini kestiremez haldeyiz. İki komponent alımında çok böyle %10'lar, %15'ler çift haneli farklar görebiliyoruz ve bu tahmin edilememezlik gerçekten hani pek çok şirkete ciddi zarar veriyor. Bu hani bazıları tüketiciye zarar veriyor, bazıları şirketlere zarar veriyor. Bazen yansıtılabiliyor, bazen yansıtılamıyor ama hani genelde evet enflasyon belli bir oranda bir enflasyon olarak fiyat artacak deniyor ama her zaman öyle olmuyor. Hani bir Afrika atasözü var derler. Sular yükseldiğinde balıklar karıncaları yer, sular çekildiğinde karıncalar balıkları. Evet. Kimi kimi yiyeceğine sular karar verir. Bazen ürünlerin maliyetleri bir günle sular karar veriyor, piyasalar karar veriyor. Bazen ürün maliyeti hani çift taneli değişebiliyor. Sadece tahmin edilemeyen bir zamanda yapılmış olan bağlantıdan ötürü. Ve bu çok ciddi zarar veriyor gerçekten şirketlere. Şimdi baktığımızda özellikle birkaç ay öncesinde böyle çok sert enflasyonist ataklar karşıladık ve tabii
enflasyon demek aslında beklenti demek. Yani fiyatların yükseleceğini bekleyen kişiler alımlarını erkene çekiyorlar. Erkene çekmeleriyle birlikte talep artıyor, talep artınca tekrar fiyatlar yükseliyor gibi bir kısır döngü içerisine giriyor. Beyaz eşya ve teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri de aslında bunun başında geliyordu. Çünkü o belirsizlik, yani tüketici algısındakini söylüyorum tamamen. Ya fiyatlar çok daha yükselecek algısı var. Herkes alım yapmaya başladı. Siz bunu görebildiniz mi? Bunu gözlemleyebildiğiniz kadar böyle sert bir hareket miydi bu? Yani gerçekten gözlemledik. Yani gözlemlemenin dışında çok net yaşadık. Herhangi bir dayanıklı tüketim malzemesi, özellikle yüksek fiyatlı bir dayanıklı tüketim malzemesi alacak kullanıcılar mümkünse aldılar. Yani bu otomotiv, beyaz eşya, televizyon hiç fark etmiyor. Bireysel olarak bizler de yaptık. Yani itiraf etmem lazım. Ben de yapmadım değil. Çünkü hani o kadar böyle çok daha bu konudaki algınız da yüksek ama ona rağmen. Çünkü bazen bu realite haline geliyor. Evet. Çünkü realite. Çünkü yani, oldu da zaten. Oldu. Belli. Yani ve şunu görüyorsunuz. Bu hani B2B ticarette de aynı şey oldu. Bayilerimiz veya beyaz eşya bayileri veya dayanıklı tüketim satan herkes yarın, bugün bu ürünü satıyorum ama yarın bu fiyatı yerine koyamayacağım duygusunu çok yoğun yaşadılar. Evet. O yüzden şimdi tabii satmamayı tercih ettiler. Bu 90'lı yıllarda çok baskındı. Şu anda hani uzunca bir süredir bu çok o alışkanlıktan kurtulmuş idik. Fakat bugün tekrar bu alışkanlıkları hem tüketici olarak hem ticaret anlamında geri dönüldü maalesef. Ve hani tekrar şirketler hani aradan 20 yıl geçtikten sonra enflasyon muhasebesi konuşmaya başladı. Evet. Tekrar tüketiciler ya artmadın alayım diye zaman zaman borca girmeye başladı. Aslına bakarsanız şu anda ekonominin önemli çarkı çeviren önemli sebeplerden birisi de hala bu. Onu da söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Daikin Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülseren bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için çok teşekkürler efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Birazdan karşınızdayız.